sağlanıyor. Güzel kadın, vallahi çok güzel kadın. Bugün Ahu Tuba'yla çok şey konuşacağız. Ahu Tuba'yla beni dava etmişler. Niye bizi dava ettiler? Bunları konuşacağız. Ne oldu ki? Ben bir şey yapmadım. Sinir lan. Bak sinirlendi, ben bir şey yapmadım derken sinir. Kendi kendini kuran benim gibi biri daha var mıdır? Var mı benim gibi kendi kendini kuran? Kendi kendimi kurarım. Tabii. Böyle alttan alttan alttan. Ver ateşi, ver ateşi, ver ateşi. Alkışlar, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel hanımefendilerinden biri o. Ahu Tuba geliyor. Seni almadan programa başlamak istemedim. Canım benim. Dedim ki Ahu'yla beni dava etmişler. Kim etti, niye etti? Bunların hepsini konuşacağız. İkimiz birden davalık olmuşuz. Ama atladıkları çok önemli bir şeyin tespitini Ahu'cum sabah sabah, tabii o yavrusunun derdine düştüğü için anlayamadı. Ama ben ona anlattım. Ne oldu? Çok önemli şeyler bugün su yüzüne çıkacak. Dava etmişler bizi, ikimizi birden. Kim niye etti? Konuşacağız. Allah Allah, bir kadın bizi dava etmiş. Bu kadın kim, ne, niye ediyor? Önemli. Önemli. Çok önemli. Önemli. Ahu Tuba'nın geçmişteki evliliğinden birinden tanıdığımız bir kadın bizi dava etmiş. Vay anam. Vay. Diyeceksiniz ki Ahu Tuba'yı dava etmiş. Seni niye etti? Ay bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Konuşacağız. Ay. Aslında çok iyi biliyorum. Değerli arkadaşım hoş geldin. Hoş Hemen bulduk. Seni şöyle anlıyorum. Bir de Jador Nezahat'ın ve Orhan abinin sana çok selamları var. Ben de onları buradan çok öpüyorum. Çok öpüyorum sabah sabah, onu da söylemeden edemeyim. Ben de sabah sabah böyle... Kokulu kokulu böyle. Canım benim. Uyut uyuyorum. Ahu'yu şöyle alıyorum. Ahu Tuba'nın genç kızı erkek arkadaşının ailesi tarafından darp hayır, edildi. Hayır hayır, erkek arkadaşı değil. Burada üstüne basıyorum. Sevgilisi değil. Erkek arkadaş. Yani, sevgili değil. Yani senle ben nasıl veya da buradaki arkadaş. Erkek arkadaşlarım benim. Hani o erkek kız arkadaşı değil. Erkek arkadaşı cebinde sevgilisi zannediyor. Bunu yapan... Bunun affedersiniz yani genç kızın flörtü dahi ve benim kızımın kocası dahi olsa ben 50 yıl hapis yatardım. O ayrı bir şey, doğru söylüyorsun. Evet. Ama erkek arkadaşı dendiğinde yanlış anlaşılıyor evet. Dedi Ahu Tuba, onu düzeltmek istiyorum. Ben doğru bir cümle kurdum. Evet. Erkek arkadaşı sevgilisi olsa sevgilisinin ailesi derdim. Evet. Erkek arkadaşı yani sonuçta bu kız arkadaşı değil. Erkek arkadaşının ailesi tarafından yani bu aile 11 kişi... 11 kişi tarafından darp edildi. Kaç ay oldu biz bunu? Anjelik ilk defa canlı yayına geldi. Show TV ekranlarında program yaptığımda Ahu Tuba kızını aldı. Anjelik'le beraber program yaptı. 3 gün uyumamıştı 26 Nisan. Ne kaç ay? 3 gün uyumamıştı. Düşünün, 26 Nisan Nisan'dı. 26, 27, 28 senin programına çıktık. Uykusuzdu kız. Evet. Efendim niye bugün Ahu Tuba burada? Çünkü davalar devam ediyor. Gelişme var. Hemen VTR'yi izlettireceğim size, sonra Ahu Tuba'nın anlatacakları ve benim anlatacaklarım var. Önce VTR'yi izleyelim. Evet, Ahu Tuba'nın kızı Anjelik arkadaşının ailesi tarafından darp edildi. Çocuğu dövdüler, 11 kişi üstelik de küçücük bir genç kızı orada dövüp darp edip yüzünü gözünü tırmalayıp tekme tokat çocuğu dövüp darp ettiler ve Ahu Tuba'yı
geçen Nisan ayında programa davet etmiştim. Anjelik de birlikte geldi. Anjelik Seda ablasına güvendiği için, hatta Seda anne diye hitap ederek programında oturdu. Gencecik bir kız, küçücük bir kız çocuğu. Hepimiz anneyiz. Hepimizin çocukları var. Şimdi burada konuşacağımız çok şey var. İlk önce bizi bir kadın niye dava etti? Ona gelmeden önce o konuyla ilgili konuşacağım çok şey var. Çok şey paylaşacağız. Ahu Tuğba'yı, beni ve Anjeli'yi dava etmişler. O yayından sonra, Show TV'deki yayından sonra niye dava ettiler? Konuşacağız. Bu kadın kimdir? Niye dava ediyor? Bizim bu kadınla alıp veremediğimiz nedir? Bunları konuşacağız. Bugün her şey burada konuşulacak. İlk önce dava hala devam ediyor değil mi Ahu? Daha düşünebiliyor musun? Sırf o telefon devam ediyor. Daha ve benim kızımın, Sedacığım, hayatını bitirdiler. Yani ben... Bu kadar zeki, bu kadar iyi okuyan, okutulan bir çocuk. Ve bu kadar, bakın, kızım diye söylemiyorum. Daha ilkokul 4'te 5'te, orta 1'de Shakespeare'ı bitirmek için 46 kitap Yunan edebiyatını, mitolojisini, evet, Latin klasikleri, Grek klasiklerini, yani öğretmenler diyordu ki niye bu kadar yükleme yaptınız ve Washington Kennedy Tiyatro Okulu'na götürdüğümüz zaman ben bunu okudum, ben bunu okudum, ben bunu okudum diyor. Bütün hocalar indi aşağı. O zaman ders ver dediler. Düşünebiliyor musunuz küçücük bir çocuğa? Ve Amerika'da bir odadan aşağı indiremedim ben evladımı. Bu kadar okula bağlı bir çocuk. Ve hala benden yılbaşı hediyesini, 18 yaş giren bir kız ne ister? Araba ister, bir şey. Benden Barbie ev, bebek istiyor. Evet. Kur'an çarpsın yalan böyle söylüyorsa. Böyle bir çocuğun başına bundan yani geldi. Yani ben o yaşta eşimden araba istiyordum. Bu kadar da açık yüreklilikle söylüyorum. Bu kadar masum, bir de para göz bir çocuk değil. Aç kalsa, aç kaldım demez. Cebindeki parayı verir, yürüyerek gelir. Böyle bir kız çocuğu yetiştirdim. Maşallah. Keşke çok alıp da terbiyeli da, yavrum. Çok da terbiyeli çok, yani. Gerçekten. Ama değil ben mi Güler? Evet, çok terbiyeli yavrum. Yüzünden keşke şey oluyor, yetiştirseymişim. Kitap falan okutturma. Git onu döv, git bunu. Olur mu canım? Keşke şey öyle yetiştirmişim. Acır böyle birisi ağlasa çıkarır cebindeki son kuruşa kadar verir. Çok zaten evet. Çok benim, çok merhametli. Bu iyi mi yaptım, kötü mü yaptım onu bilmiyorum. Yok yok, doğrusunu yaptım. Ama bunlar onun kalkıp da onun kızımın kamuoyunun önünde namusuyla ve şerefiyle oynadılar. Ben o çok acı gerçekten bir şey ve damgayı attılar. Evet, çok bütün üzüldüm. Amerika'da Türkler, Florida'daki bütün Türkler bağlansın. Bir odadan aşağı indirip kızımı 1,5 yıl denize sokamadım. Devamlı çalışıyor. Kimse bağlanmasına gerek yok. Ben inanıyorum hayatım. Yani oradaki bütün Türkler bağlansın. Sen öyle bir kadınsın, yok. Ve herkes diskotekteyken benim peki kızım sen, anasının dizinde ve benim hala mağdurken, koynumda. Mağdurken. Evet. Haneye tecavüz diyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani biraz şey gibi oldu. Haklıyken haksız pozisyona düşürülmek istenmesi. Evet, evet. Şimdi bu Ahu Tuğba'nın, benim ve Anjeli'nin dava edilmesine gelince. Bakın. Boşuna hiçbir yeri işgal etmiyorum. Kendinizde değilsiniz ya da sizin avukatlarınızda da iş yok, biliyor musunuz? Avukatlarınızı getirin, ben onlara biraz öğreteyim. Şimdi niye? Show TV ekranlarında o zaman program yaptığımda bu olay o zamana denk gelmişti. Dolayısıyla Ahu'nun o güzeller güzeli yavrusu, bana anne diyen yavrusu, pırıl pırıl bir genç kız, ahlakıyla, efendiliğiyle, terbiyesiyle pırıl pırıl bir çocuk. Ben özellikle çocuğuma öğrettiğim bir şey var. Bu gençlik kavgalarına dikkat edin aileler. Yarın benim başıma da gelebilir, gözüyle ve kulağıyla dinleyin, izleyin bu programları. Kim bilir ne yapmıştır, artık bunları her türlü bırakın. O bilmem, bunu bırakın. Bugün oraya, yarın senin başına. Bunları bir kere unutmayın. Çocuk bunlar, gençler, tansiyonlar yüksek, heyecanlılar. Dikkat edeceksiniz. Şimdi o zamana denk geldi. Ahu da benim programıma Anjeli'yi aldı, geldiler. Biz konuşurken bir telefon bağlantısı yapıldı. İyi dinleyin. Hani yapıyorlar ya, bağlanıyorlar ya, cevap hakkı dedik. Cevap hakkını karşı taraf, Anjeli'yi 11 kişi birden döven tarafa seslendim. Dedim ki Allah Allah, cevap hakkınız var, bağlanın dedim. Bir hanımefendi bağlandı. Evet doğru. Arzu isminde. Evet doğru. Ahu da dedi ki
Ben bu hanımı tanımıyorum dedi. Kızım da dedi. Anjelik de dedi. Seda anneciğim dedi. Ahucum evet. Dur ne olursun. Burada yanlış bir şey kullanırsın. Ben şu bir lafı bir bitireyim. Dur. Anjelik de dedi ki Seda anneciğim böyle biri yoktu ki bana saldıranların arasında. Bu kadın olsa olsa şudur dedi ama yani öylesine tahmin gerçekliğini bilmiyoruz. Biz o arada Arzu ismiyle bağlanan hanımefendiye sinirlendik. Doğru hakaret de etmiş olabilirim ama ben Arzu isimli bir kadına hakaret ettim. Sen de. Hakaret etmedik. Edebilirim de. Etme. Edebilirim de. O Arzu gelsin benim karşıma. Şimdi bize dava açan. Arzu. Arzu değil. Bize dava açan Esra Poçar. Biz bu hanımefendiyi tanımıyoruz. Evet. Yani. Bu kim ki? Hay bu nereden? Kayıtlar elimizde. O günün kaydı elimde. Şimdi bana televizyondan hakaret edildi diyen hanımefendiyi biz tanımıyoruz. Tanımıyorum. Bu hanımefendi diyor ki Esra Poçar. Diyorsun ki Seda Sayan bana hakaret etti. Ben seni tanımıyorum ki kimse anlamadım ki. Bu nereden girdi oraya? Bizim yayınımızda. Böyle bir bağlantı oldu mu? Hatırlar mısın bir kocam vardı Arzu diye bir kadınla herhalde o dedik bu bağlandı da arada. Acaba dedik hani birini bastı eski kocasıyla Ahu. O bastığımız görmüşük. Kadın mı dedik acaba dedik evet, ama elimdeki kayıtlarda sevgili Esra Poçar hanımefendi. Ben sizi hiç tanımıyorum. Ben bu isimde birine ne hakarette ne atıfta bulunmadım. Bize bağlanan da siz değildiniz. Burada Esra Poçar yazıyor. Bakın siz değildiniz. Siz bizi niye dava ettiniz hanımefendiciğim? Ay o avukatını yolla buraya kurs vereceğim. Kurs! Allah kahretmesin siz de avukatınızda. Kurs vereceğim. Şu Türk televizyonlarında öğreteceğim. Çok şey var. Bekleyin bir yere ayrılmayın reklamlar. Bugün Show TV ekranlarında yaptığım programda telefona bir hanım bağlandı Arzu diye. Biz Anjelik dedi ki yavrum Seda anne ben bu kadını tanımıyorum. Böyle biri yok ki orada dedi. Ahu da dedi ki böyle kız dedi bu dedi benim dedi kocamın bastığım bir Arzu vardı o olabilir mi dedi. Evet. Evet Arzu Hanım bağlandı. Bizi dava edecekse Arzu Hanım etsin. Evet. Biz Arzu Hanım'la konuşalım. Şimdi bu Esra Poçar'ı ben tanımıyorum. Ahu tanıyor mu? Hayır tanımıyorum. Tanımıyoruz. Şimdi böyle bir kadın ben telefona bağlandım. Beni mağdur ettiler bana hakaret ettiler demiş. Bu hanımefendi ortaya çıksın. Evet. Biz şimdi Ahu ile buradan çıkıp şikayette bulunacağız. Bizi meşgul ettiği için, benim zamanımı aldığı için. Benim zamanım çok kıymetli. Hanımefendi sizin bizimle alıp veremediğinizde ben bunu öğrenmek istiyorum ve ben size şimdi dava edeceğim. Yani sizin bizimle alıp veremediğinizde, benimle hele alıp veremediğinizde biz böyle bir kadınla konuşmadık. Hayır Arzu diye bir kadınla. Bütün kayıtlar elimde. Ve çocuğumun namusuyla ve şerefiyle oynadım. Oynandı. Oynandı. Evet. Arzu diye bir kadın çocuğumu. Anjelik de dava edecek. Evet. Küçücük bir genç kız. Damgayı attı ve kaldı damga. Evet. Bu hanımefendinin bizimle alıp veremediğini biz anlayamadık. Siz anladınız değil mi benim anlattığımı? Şimdi biz burada bir olayı konuşuyorduk. Bu olay üzerine bir hanımefendi bağlandı Arzu isminde. Arzu. Biz dedik ki bu kadın kim tanıyor musunuz dedim. Ahu Tuğba hanımefendi. Hayır dedi. Hayır. Anjeli'ye sordum annem tanıyor musun? Hayır Seda anneciğim dedi. Böyle biri yok ki dedi. Bu yalan dedi. Sonra bunun üzerine biz tabii konuştuk. Kadına da kızdım. Sen ne bağlanıyorsun? Bizi ne meşgul ediyorsun dedim. Bir gün evvel anneyim dedi. Ertesi gün anne değilim dedi. Ha bu kadın bir de iki gün üst üste bağlandı. Ama Arzu olarak. Evet. Şimdi eğer bizi dava edecekse Arzu Hanım etsin. Evet. Ha. Ben Arzu Hanım'a izah ederim. Bu yüzden de davayı ondan gelse tamam kabul ederdik. Ya da şimdi gider izah bir Arzu bulursa. Gitsin bir Arzu bulsun. Tanımıyorsunuz nasıl olsa. Bulsun. Bir Arzu gelsin. Arzu o, yani bir zaten. Tane Arzu var. Soyadı o da benim da kocamı bastım. Yani. Seda da iyi tanır. O Arzu var. Bastı. Onun dışında başka bir dolaptan çıkmıştı. Ben de bak böyle mi? He bastı. Dolaptan çıkmıştı kadın. Kadın dolaptan çıktı. Bu da bastı kadın Arzu. Ya evdeydim ayol evdeydim dolaptan çıktı kadın. Sonra da restoranda gördüm. Daha bana anlattırma. Ha. Anlat kız.
Anlatayım mı? Anlat. Herif rezil olsun. Anla. Adama ismini vermeyek de. Adama vermeyek. Gittik kaldık. Evde barışacağız. Ondan sonra ben çekime gittim. Adam da dolaba koymuş kadını, sevgili Arzu. Kadın dolapta duruyor Arzu. Eğer uyusam kadın dolaptan çıkacak. Kadın, boğulacak kadın oldu. Sonra da kuaför de itiraf etti. Yani farz et uyudum evde. Kapıyı bir açtım kadın dolapta. Kadın ondan boğulabilir sonra, de yani. Olaydan da 3-4 gün evvel de bir hafta evvel de o kadını gördüm. Tam arkamda gördüm. Dedim ki Türkçesi de herhalde bu intikam alamadı ya benden. Garanti bu bağlandı dedim. O ha, taraflarda garanti dedim bu dedi. Anladın mı şimdi beni niye bu kadar çıldırdığımı? Ve ben de orada dedim ki. Ahu da programa geldiğinde dedim ki, Arzu diye biri bağlandığında. Ahu da dedi ki kız dedi ben dedi kocam biriyle bas dedim. Bir hafta önce de karşılaştım. Bu kadın mı dedi intikam ama mı alıyor? Ama bu Angelin babası değil yanlış anlamayın değil, ha. O, değil. Dünyanın en namuslu adamı. Biz neler yaşadık Seda'la yıllardır da hiç unutmayız ben hiçbir şeyi. Ben bunun ne basmalarını biliyorum da. Nelerini biliyorum. Birazdan anlatacağım. Şimdi bunu anladınız değil mi? Şimdi bu Esra Poçar hanımefendiye söylüyorum. Esra Hanım bizimle bilemedim ben ne gibi bir husumetiniz var. Anlayamadım. Avukatınıza güzel anlatın. Ya da gelsin ben o avukata güzel anlatırım. Sen hiç merak etme. Ben çok güzel anlatıyorum. Çok. 20 yılda artık avukat oldum. Psikiyatr oldum. Prof oldum. Hepsi oldum. Ordinarius oldum. Gelsin senin avukatına ben anlatayım. Biz Arzu Hanım'la konuştuk o gün, tartıştık. Bu hanımefendiyi ben görmedim. Hayatım boyu da tanımıyorum. Bu telefona da bağlanmadı. Show TV kayıtları bütün hepsi elimde. Hiç merak etmeyin. Sanıyorum bir yanlışınız var. Ya da bir yere mi acaba dava açacaktınız? Bak, yanlışlık mı oldu? Bir şey mi ihtiyacı? Yanlışlık mı oldu bilmiyorum ama ben size dava edeceğim. Ahu da edecek. Angelik edecek. Açıp bundan emin olunuz. Emin olunuz. Bağlansa özür dilese şimdi mesela yok. Kendi adıyla öyle bir şey olur mu? Yok, Arzu öyle diye şey bu namus şimdi meselesi yok. Beni de geçiyor. Ahu'yu da geçiyor. Angelik var. Benim kızımın Gülerci. Hayatıyla ve bütün okul hayatıyla resmen oynandı. Yani 40-50 yaşına da. İşte biz iftira ettik desinler. Şimdi orada konuş. Yarın ben buradayım. Kız çıkın gelin ne olur. Siz buna bakmayın. Gelin.